Bazı milletvekillerimizden sonra bir vatandaşımız da başbakanlığa aday olmadığını açıkladı. Bu vatandaşımızla yaptığımız röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, son zamanlarda başbakan seçimiyle ilgili açıklamaların yapıldığı günleri yaşıyoruz. E tabii bu açıklamalara hepimiz şaşıyoruz. Son olarak Durali Bey'in açıklamasını almak için buradayız. Efendim merhaba. Buyur kurban. Biz açıklama için gelmiştik. Buyur kurban. Adınızı öğrenebilir miyim? Buyur kurban. Ay, onu anladım da önce adınızı söyleyin bana. Buyur kurban. Ay deli mi ne? Deli olan sensin. Ben Durali kurbanın karısı. Buyur kurban. Affedersiniz, özür dilerim. Peki açıklamayı siz mi yapacaksınız? Benim herif yapacak. İçeride. Hele gel gel. Tamam, gel. Geldi mi? Buyur bacı, buyur. Otur, otur. Hoş geldin. Hoş bulduk Durali Bey. Neyi açıklayacaksınız? Bayağı merak ettik. Ben başbakanlığa aday değilim. Kimsenin de kuklası olamam. Ya peki neden böyle bir açıklama yapma gereğini duydunuz? Yahu bacım, en ufak avantanın bile üzerine kurt gibi atlayan büyüklerimize baksana. Hepsi ben başbakanlığa aday değilim. Hele hele ben hiç aday değilim gibilerden açıklamalarda bulunuyorlar. Onların beğenmediği her şey vatandaşın omuzlarına kalır. Demek ki bu başbakanlık batak bir iş değil. Hiçbiri beğenmiyor. Ben de aday değilim. Benden ümidi kesin arkadaş. Başbakanlığa aday değilim.